Bebeklerde gözyaşı kanal tıkanıklığı bebeklerin %3 ila 20'sinde görülebilmektedir. 3'te 1 oranında bilateral olabilmektedir bu tıkanıklık. Yani her iki gözde beraber olabilmektedir. Anneler çoğu zaman ebeveynler bebeklerini gözyaşlarının dışarı akması, gözde çapaklanma, göz üzerinde ve çevresinde kızarıklık şikayetleriyle getirebilmektedirler. Burada gözyaşı kanalının buruna aktığı kanalın en alt kısmında ince zar şeklinde bir blokaj olması nedeniyle doğuştan gelen bir durum nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu durumda tedavisi eğer enfeksiyon varsa antibiyotiklerle tedavisi yapılabilmektedir. Ama enfeksiyon yok ise tedavi ilk bir yıl masajdır. Bazı olgular oldukça ciddi. Burada kese bölgesinde, gözyaşı kesesinin olduğu bölgede şişkinlik ve kızarıklık olabilmektedir. Biz bu olgulara dakriosel adını veriyoruz. Bunlarda tedavi, masajla tedavi çoğu zaman çok başarılı olamayabilmektedir. Bu olgularda hatta ilk 4-6 ay içerisinde müdahale edilmesi, cerrahi müdahale ile açılması gerekmektedir. Ama genel olarak tüm gözyaşı kanal tıkanıklığı olan bebeklerde ilk bir yıl masaj ve gereğinde antibiyotik tedavisi yapılmaktadır. Birinci yıldan sonra masaj ile açılmayan %10'luk olguda ise tedavi cerrahi müdahaledir. Başlangıçta basit, küçük, çocuğa zarar vermeyecek şekilde uygulanan cerrahi müdahaleler uygulanmakta. Bunlarla eğer başarılı bir sonuç alınmaması durumunda daha ayrıntılı cerrahilere gidilebilmektedir.